Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugünkü gündem konumuz Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladıktan sonra otomobil piyasasında nasıl bir etkisi olacak, otomobil fiyatları düşecek ya da otomobil fiyatları artacak mı? Bunu bu videomuzun içinde tartışacağız. Merkez Bankası faiz oranlarını 14 puanda sabit tutarak sabit bir e, politika izlemiş oldu. Çünkü... Kredi faiz oranlarına baktığınızda hemen hemen de yüzde %30'larda bir kredi faiz oranı gözüküyor. Enflasyon ile politik faiz oranına baktığımızda da e, aradaki makas açılmış oluyor. Yani bu açıklanan 14 puan politik faiz oranı arkadaşlar görünen faiz oranı değil. Bundan dolayı da e, enflasyonun yüksek olması, e, politik faiz oranının da düşük olması TL'ye baskıyı kur karşısında artırmış oluyor. Avrupa Merkez Bankası 50 puan artırarak 2011 yılından bu yana ilk defa bir faiz artırımına gitmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası 2011 yılından bu yana hiçbir faiz artırımı yapmamıştı. Hatta onların baktığımızda da puanları sıfırın altında eksilerdeydi. Şu anda hemen hemen de sıfır ve de sıfırın üzerine geçmiş bulunmak. Bu da Avrupa ekonomisinin Rusya ve Ukrayna savaşından etkilendiğini gösteriyor. Bu ayın 27'sinde Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın faiz oranı açıklaması var. Bu faiz oranı da TL'nin üzerindeki baskıyı daha da çok artıracaktır. Çünkü ekonomistlerin görüşlerine göre e, Mer Avrupa Merkez Bankası faiz oranını %50 artırdıysa hemen hemen de Amerika Merkez Bankası'nın da %75 ile %100 artıracağı tahmin ediliyor görüşünde. Bunu da ayın 27'sinde size otomobil piyasasına etkisinin ne olacağını açıklarız arkadaşlar. Bu kararlar sonrası sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el otomobil fiyatları nasıl etkilenir? Hep birlikte videomuzda izleyelim. İlk başta bundan bir ay öncesine gidelim. Bir ay öncesinde kurda Ufak, minik bir hareketlilik olduğunda bayiler bildiğiniz gibi araçlarına ayda bir, ayda iki zam yapmışlardı. Yani kurun hareketli olduğu dönemlerde e, otomobil firmaları zam yapmaktan kaçınmıyorlar. Bunu hemen fırsat bilip zamlarını yapıyorlar. Daha sonra kurda bir düşüş oldu. Fakat bu düşüşte de otomobil firmaları e, zam Yapmadılar. Minik de olsa bazı firmalar ufak da olsa zam yaptılar ama bazı otomobil firmaları hiç zam yapmayarak pas geçtiler. Normalde düşüş olduğunda bir indirim yapmaları söz konusuydu. Fakat onlar e, bayilerinin karlılık oranını artırmak için bu indirime gidildiğinde e, indirim yapmıyorlar. E, zam da yapmıyorlar. Buradan bir e, kendilerine pay çıkarmış oluyorlar. Şu anki kura da baktığımızda faiz oranlarının açıklamasından sonra kurda hemen hemen de 1 TL'ye yakın bir artış gözüküyor. Bu artışın da otomobil firmalarının zam yapacağı anlamına geliyor. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını %50 artırarak Avrupa'da da bir enflasyonun olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının artık etkilerinin gösterdiğini bize hissettirmeye çalışıyor bu ay olmasa dahi önümüzdeki ay otomobil fiyatlarına zam geleceği kaçınılmaz arkadaşlar bundan önceki videomda ben bayramdan sonraki iki haftaya dikkat bu iki hafta fırsat haftası olabilir otomobil alacak arkadaşlar otomobil ala bilir otomobil almalarında sıkıntı yok demiştim yine yorumlarda bana niye bu iki haftaya dikkat çekiyorsunuz bu iki haftada neler değişecek ne gibi bir artış olacak e, algı yapıyorsunuz demişlerdi fakat işte faiz oranları Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası ve FED faiz oranlarını açıklarsa burada e, nasıl suni balon bir yükseliş olduysa bu balon yükseliş artık gerçek bir yükselişe bırakma şansı olabilir en büyük etken etkende FED'in Amerika Merkez Bankası'nın açıkladığı sonuca göre olacaktır. Ama yine e, Avrupa Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde %50 faiz artırımı da otomobil fiyatlarında bir artış e, olması söz konusu. Yani Türkiye'deki e, kur bir hareketlilik sağlamasa kurda e, sabit kalsa da arkadaşlar bu faiz oranından sonra araçlar bize e, yurt dışından döviz ile geldiğine göre yurt dışında bu araçlara bir artış olacaktır. Yani... Araç her zaman 50 bin euro ya da 50 bin dolar olarak kalmayacaktır. Avrupa'da da bu araçların fiyatları artacaktır. Bizde Avrupa'da bir kat artıyorsa bizde iki kat artacaktır Onun için de araç alacak arkadaşlara tavsiye niteliğinde burada yatırım amaçlı ben her zaman söylüyorum burası Türkiye burada her an her şey olabilir. Her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Onun için de yatırım amaçlı değil ama tavsiye amaçlı otomobil alacak arkadaşlara tavsiyemdir. Amerika Merkez Bankası Fed faiz oranlarını açıkladığında belki de çok farklı şeyler olacak otomobil fiyatlarına yineden zam gelip otomobil fiyatları daha da yukarıya doğru çıkacaktır. Şu anki piyasaya baktığımızda otomobil fiyatları hem yüksek hem düşük. Yani 150 bin TL altındaki araçlarda aşırı bir yükseklik var, aşırı bir e, fazlalık var. Taksi çıkmalarına dahi 300 bin, 350 bin TL istendiğini ben e, görebiliyorum. 100 bin, 150 bin TL altındaki arabalar Şahin Doğan e, çekme belgeli e, 2006, 2000, 2002 model en yüksek e, olan araçlar. Bunlar da dediğimiz gibi gerçekten e, işler acısı. İlk defa araba alacak arkadaşlar için gerçekten zor bir sınav. Çünkü bu araçlar aldıktan sonra sadece alma ile bitmiyor. Trafik skortası atıyorum. Aracın tamircideki çıkaracağı masraflar da hemen hemen de 3-4 askeri ücrete denk gelebiliyor. Fakat modelli dediğimiz 2022, 2021, 2020 hatta 2019 model olan araçlar bu araçların liste fiyatları belli arkadaşlar. Bayi'deki liste fiyatına bakarak ikinci el piyasasında bu araçların e, daha düşük fiyattan satıldığı e, bir dönemdeyiz şu anda. Yani ben burada araç satmak ya da algı yapmak, araçların fiyatlarını yukarı çıkarmak, e, dalgalan durgun olan bir piyasayı hızlandırmak niyetinde değilim. Zaten biz böyle bir şey yapma şansımız yok. Çünkü herkes parasının değerini ve herkes ne zaman, nereye yatırım yapacağını çok iyi biliyor. Benim buradaki amacım bu piyasayla ilgisi olmayan, ilk defa araba alacak olan ya da arabasını değiştirecek olan arkadaşlara bir tavsiye niteliğindeki bir videodur. Çünkü burada e, faiz kararlarından sonra e, yatırımcı eğer otomobil piyasasında bir yükselişi sezecekse zaten onlar bu piyasaya girecek ve o bu piyasayı tekrardan hareketlendirecektir. Bizim amacımız sizin liste fiyatının altında satılan araçlara ulaşabilip o araçları alabilmenizi sağlayabilmekte. Şu anda liste fiyatının altında çok çok araç satılmakta. Bu araçlara her zaman ben dikkat çekiyorum. Şu an otomobil piyasasında bir durgunluk söz konusu. Fakat e, faiz kararlarından sonra otomobil bayileri gerçekten otomobillere zam yaparsa tekrardan ikinci elde sarı sayfalarda fiyatlar tekrar yükselişe geçecektir. Ben daha önceleri sattığım araçları şu anda daha ucuza alabiliyorum. Bana yorumlarda yazan arkadaşlara da e, düşmedi. E, hani nerede düşecek? E, hiçbir zaman bir şeyin yukarı çıktığında düştüğünü gördünüz mü? gibi e, bu tarz e, yorumları a, e, hiç galeye almıyorum bu tarz yorumlara da ben e, acıyorum çünkü e, görünen köy kılavuz istemez isterseniz hangi araçların nasıl olduğunu da Instagram adresimden bana ulaşırsanız e, yazarım arkadaşlar çünkü YouTube kanalımda bu tarz araç satışı ya da araç e, fiyatları gibi bir konuyu işlemek istemiyorum buradan sizin e, bilgilendirmek size faydalı olabilmek için bu YouTube kanalını e, gündemde tutmak istiyorum. Sarı sayfalara baktığımızda bazı araçların fiyatlarının düştüğünü, bazı araçların da hala sabit kaldığını, bazı arkadaşların da hala inatla liste fiyatının üzerinde araç satmaya çalıştığını görüyoruz. Arkadaşlar kimse kimseyi kandırmasın. Liste fiyatının üstünde satılan araçları almayın ve de bu araçlara itibar etmeyin. Neden? Şu anda biz Renault'tan araç almaya gittik. 40 tane aynı günde Araç teslimat olmuş. Yani bayilerde beklerseniz sıraya yazılırsanız ya da e, almayan olursa bayilerde araç bulunabiliyor. Yani bayilere itibar edin. Bayilerle görüşün. Bayilerle irtibatta olun. Ben de bunu denemek amaçlı fiyat bayisinden bir tane araca yazıldım. Ve de e, bu araç çıktığında sizlerle paylaşacağım. Araç alınabiliyor mu alınamıyor mu bunu da görmüş olacağız. Sıraya yazılmanın Amacı ne? Sırada yazılırsak bize zamlı fiyattan ekstra param isteyecekler. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. İnşallah kısa zamanda aracımız çıkar. Biz de sizinle bunu paylaşırız. Yani her zamanki bütün videolarımda söylüyorum. Liste fiyatının üzerinde satılan araçları almayın, itibar etmeyin. Araç alacak arkadaşlara da tavsiyemdir. Şu an liste fiyatının çok çok altında satılan araçlar var. Bu araçları almanızı tavsiye ediyorum. Şu an en büyük beklentimiz Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını açıklaması. Bu da ayın 27'sinde olacak arkadaşlar. 27'si TL için, otomobil piyasası için bir dönüm noktası olacaktır. Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltip biz de faiz oranlarını sabit tutarsak TL artık kur karşısında gücünü yitirecektir. Burada bir yükseliş tekrardan söz konusu olacaktır. İnşallah beklentilerimiz bizim TL'nin değer kazanması yönünde olur ama dediğim gibi burada faiz kararları gerçekten çok etkili oluyor. Yatırımcı şu anda beklentide en ufak bir kıvılcımda e, otomobile ya da e, kura bir e, hareketlilik söz konusu olacaktır. Bu da otomobil piyasasının yukarıya çıkmasına sebep olur arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugünkü gündem videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Gündemdeki konuları takip edip e, sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. E, sizi bilgilendirmeye e, bu konularda devam edeceğim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.